İki yaşı erkek arkadaşlardan bir şey beklemiyoruz. Teşekkür ederim. Duymadım, duymak da istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. İki yaşındayken 2 kilo sabun yemiş süslü diye. Sabun mu yedin 2 kilo? Hatırlarsınız herhalde ki, tabii hatırlarsınız. Böyle deniz ben kabuğu büyüğüm, şeklinde, kalp şeklinde falan küçük süs sabunları vardı. Nerede? Böyle hani eski evlerin tuvaletlerine koyarlardı kap içinde, böyle deniz kabuğu şeklinde. Hem de tuvalet sabunu yedin 2 kilo. Ya ne fark eder, sabun temiz. Doğru canım. Evet. İşte onları böyle leblebi gibi yemişim ben. Annem babam beni komşuya bırakmış, sinemaya gideceğiz diye. Bir oh, gelmişler, suyu da, ben köpürüyorum. Suyu da içtim mi? Oh, şöyle yaptım mı? Çok fazla hayvan seviyorsun, onu da yazmışlar. Aynen. Günde 2 saatten fazla uyuyamıyor. Dirseğini yalayabiliyormuşsun. Bunu bir meziyet olarak yazmışlar buraya. Yani... Bu kim söyledi acaba ya? Evet. Yo, ben yo. Şimdi onu beklemeyin benden. Yok, beklemiyorum, beklemiyorum. Çünkü öyle... bir de şöyle bir şey olacak. Bunu biri yapmaya çalıştığı zaman mesela bütün televizyon başındaki insan dirseğini yalamaya başlayacak. Şimdi 14 Şubat da geçti, gerizekalı. Hayır, hayır. Ya bu 14 Şubat Beyaz Show tarihinde İrem geldi dirseğini yaladı diye geçmesin yani. Ortaokuldan beri bir listesi varmış. Ölmeden olmadan önce her ölme. sabah temize çekermiş. Olmadan ölme. Olmadan listenin ölme. Hali, adı. Sol taraf kısa vade, sağ taraf uzun vade. İşte kısa vade bakkaldan ekmek al gibi maddeler. Diğer taraf hayata dair kendime koyduğum amaçlar ve hırslar. 16 sene her sabah olmadan ölme listesine... Bir gün hiç duyulmamış bir Sezen Aksu şarkısı söyle yazdım. 16 sene her sabah. Ve oldu. Ya yazının gücü çok acayip bir çok şey. Güzelmiş. Yani çünkü yazdıkça sen hırslanıyorsun. Her sabah onu kendine hatırlatıyorsun ve onun için bir şeyler yapman gerektiğini kendine gömüyorsun. Ve bir sabah kalktığımda o madde artık yoktu. Ben bir Sezen Aksu şarkısını, hiç kimsenin duymadığı bir Sezen Aksu şarkısını söylemiştim. Yaşasın. Harika. Çok acayip bir şey. Yani. Mustafa, evet güzeldi, doğru. Mustafa var mı? Böyle bir yani hani ölmeden önce şunu da yapayım arkada ya da şunu göreyim dediğim bir şey var mı? Deneyeyim dediğim, yapayım dediğim, göreyim dediğim bir şey var mı? O kadar çok şey var ki yani bir tane iki tane değil yani yapabildiğim her şeyi yapmak istiyorum. Ama sen işte. Artık çocuğunla ilgili bundan sonra senin bütün hesaplar, planlamalar... Öncelikler değişiyor. Yani yapacak hiçbir şey yok. Hayattaki bütün önceliklerim değişti. Ben hiç bunun olacağını düşünmemiştim yani. Sağlığına dikkat etmeye başladın mı çocuktan sonra? Hayır. Yazık. Yani genelde öyle oluyor. Babalar çocuk olmadan 6 ay önce falan sigara içiyor, sonra bırakıyor, içki içiyor, sonra bırakıyor. Neden diye sorduğum zaman da çocuğun karşısına düzgün çıkalım abi diyor. Yani hani böyle karşılayayım çocuğumu diyor. Düzgün yaşamaya başladım. Yani o yani işte sigara alışkanlığımı falan değiştirmedim ama yani ama daha düzgün yaşamaya, daha korunaklı yaşamaya geri vitesim oldu. Çünkü onu daha uzun süre görmek istiyorsun. Geri vitesim yoktu benim önceden. Evet, peki. Sende var mı? Geri vites. Burçin, geri vites mi? Hatalıysam ara, var mı sende? Yazıyorum bir yerde diye. Olmadan ölme listen gibi bir listen var mı? Yani şunu yap, şunu yaparsam gözlerim açık gitmez dediğim bir şey. Bir kitap var. O kitaptaki kahramanı oynamak isterim. Öyle Kürk mi? Mantolu Madonna. Ne? Kürk Mantolu Madonna. Ha, Kürk Mantolu Madonna. Sabahattin i̇sterim, Ergin. Evet. Sabahattin. Onu oynamak isterim diyorsun. İnşallah. Yapılır mı Türkiye'de? İnşallah. İnşallah. O da bana denk düşer mi? İnşallah. Babacığım sende var mı? Yok, ben iyiyim halimden. Yani hayatımda istediğim her şey Allah'a şükürler olsun. Ben tek takıntım zaten sağlıkla alakalı. Sağlık iyi olduktan sonra gerisi İyisin, çok kolay. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim, çok iyiyim Allah'a şükürler olsun. Bir daha hiçbir araz maraz... Mesela sevgili İrem'in felsefesi de güzelmiş aslında. Pardon. Olmadan ölme. Yani bence mesela Sezen Aksu şarkısını okumak senin gerçekten hayalinde olan çok güzel. Ben biraz daha kaderciyim tabii ki. Yani hayatın akışında bıraktım ama bu istekleri çağırıp da gelmesi muhteşem bir şey. Allah'a şükürler olsun ben hiç hayatımda görmeyeceğim şeyleri gördüm. Allah bana onları yaşattı ve çok mutluyum kendi şarkılarını söylediğim için. Bundan ne güzel ötesi, abi. Ne harika. Bir yani. Tane daha alacağız çünkü şimdi o sevdiklerinden. Tuğba orada mısın hala? Evet, Tuğba. Buradayım. Evet. Hakan'dan bir şarkı almadan önce başka sorun var mı? Evet, Burçin Hanım'a sormak istiyorum. Evet. Evet, Burçin Hanım iyi akşamlar diliyorum öncelikle. İyi akşamlar. Merhaba İlk dizisinde Narin karakteri yerinde olsaydınız, dostunuzu mu yoksa aşkınızı mı tercih ederdiniz? Reklamlardan sonra. gerçekten kısa bir bu soruyu unutmayalım. Tamam. Güzel bir soru geldi. Ben sevgili Hakan'ı buraya alacağım ama bir iki ufak duyurum var, onları söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi
Türk Tıp MSA mi? MSA mi? Türk MSA, Türk Tıp Öğrencileri Birliği, Beyaz Show, yılın en iyi televizyon eğlence programı. Çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Aynı ödülden sen de mi aldın? En iyi çıkışı aldım. Çok teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerin okuması biraz zor oldu ama. Bir ufak duyuru. 22 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde akşam. Zaten onların saatlerini bilirsiniz. Ferhat Göçer konseri var. 22 Şubat akşamı gitmek isteyenler için. Onu da söyleyelim. Unuttuğumuz bir şey başka. Avrupa. Onu da söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta Berlin ve Stuttgart'ta Beyaz Live'ı yaptık. Müthiş geçti. Ondan önce Düsseldorf, Zürich ve Amsterdam'daydık. Onların görüntülerini biraz sonra göstereceğim buradan. Gelen tüm Avrupa'daki Türk vatandaşlara, dostlara çok teşekkür ederim. Müthiş geçti. Acayip dolu geçti. Çok güzeldi. Salonlar tıklım tıklım da her birine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta da Londra'dayız. Pazar günü. Onu da söyleyeyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,